Merhaba, ben Mehmet Erdem Özönder. Hukuk müşaviniz olarak tekrar bir video çekiyoruz. Bu videonun konusu 9. yargı paketi. Biliyorsunuz 9. yargı paketimizin en önemli unsuru cezasızlık algısını ortadan kaldırmak oldu. Bu pakette artık cezasızlık algısını kaldırmasıyla ilgili çok önemli bir madde geliyor. İnfaz kanununda bir düzenleme geliyor. Bununla ilgili 5/2 yatar artık geliyor. Yani aldığınız cezanın 5/2'sini artık cezaevinde geçireceksiniz. Böylece en ufacık bir cezanın bile yatar olacaktır. Ayrıca denetimli serbestlikte alınan cezanın 5/1 olacaktır. Bunun detaylarına girmekten ziyade 9. yargı paketinde başka neler var? Kısa kısa onları da anlatayım. Çünkü paket çıkmadan buna çok yorum yapmanın anlamı yok. Ama bu paketin içinde neler var? Onları tekrar kısaca sizlere anlatmaya çalışayım. Uzlaşma var. Uzlaşma yasası genişliyor biliyorsunuz. Bununla ilgili eski bakanımız, yeni bakanımız zaten söylemişti. Uzlaşmanın çok faydalı olduğunu ve çok başarılı gittiğini, artık bununla ilgili uzlaşma yasasının genişlediğini söyleyebiliriz. Çıkacak pakette hangi maddelerin olduğunu göreceksiniz. Bununla birlikte çek yasasındaki af, daha doğrusu ödeme için bir yıllık ek süre verilmesi, ehliyet affı, bu da bu paketin içinde olduğu söyleniyor. En önemlisi adli sicille ilgili, biliyorsunuz alınan cezanın infazı yapıldıktan sonra hiçbir şarta bağlı olmaksızın 30 yılda memnu hakların alınmasıyla 15 yılda siliniyordu sabıka kaydınız. Burada da yarı yarıya veya 3/1 oranında bir düzenleme yapılarak daha çok kısalacağını, 30 yılın 20, 15'in 10 yılına, hatta yarı yarı olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Birçok daha farklı maddeler de var ama kişileri ilgilendiren en önemli maddeler bunlar. Ama en önemlisi ceza indirimi. Biliyorsunuz 5 yıllık bir ceza indiriminden bahsediliyordu. Bunun 10 yıla çıktığı söyleniyor Ankara kulislerinde. Bu paketin de hazır olduğunu, eğer 10 yıla çıkarsa, yatardan 10 yıl cezanın indirimi çıkarsa, bu yarı yarıya bir genel af demektir arkadaşlar. Genel afta da ortalamasını 20 yıl olarak düşünürseniz yatarın, 10 yıl gibi bir ceza indirimi olursa bu gerçekten genel af gibi bir indirim olacaktır yarı yarıya. Dolayısıyla bu paket, şöyle kısaca özetlemek gerekirse, mahkumlar, sanıklar, şüpheliler için birçok iyi düzenleme var. Birçok af gibi olabilecek indirimler var. Bu indirimi devlet, ben hepinize veriyorum. Bu konuda ikinci bir şans veriyorum. Hayata yeniden başlama şansını veriyorum. Ama bir daha hata yaparsanız, en ufacık bir hatada da bunun bedeli ağır olacak. Cezaevinde bulunacaksınız, cezaevine gireceksiniz diyor. Dolayısıyla devlet iyi ve kötü yanını burada gösteriyor. Cezasızlık algısını da ortadan kaldırdığı gibi son kez bu konuda çeşitli indirimler vererek mahkum arkadaşlarımızın yüzünü güldürüyor. Herkese şimdiden hayırlı olsun diyoruz. İki bayram arasında çıkacağını düşünüyoruz. Nisan ayı bizim için iyi bir ay olacak. 9. yargı paketi şimdiden herkese hayırlı olsun diyoruz.